Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Mehmet İhsan Kalkan, uluslararası avukat, aynı zamanda iş insanıyım. Mehmet Bey, aslında bugün sizinle burada bir araya gelmemizin sebebi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu açtığınız dava ve İsrail-Filistin arasındaki savaş. Ama öncesinde ben şunu sormak istiyorum. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz bir uluslararası avukat olarak? Evet, bildiğiniz gibi özellikle son zamanlarda bütün dünya kamuoyunu meşgul eden ve oldukça tedirgin eden gelişmeler yaşanmaktadır. Tabii çok uzun senelere dayanan bir sorundan bahsediyoruz. Bu sorunun çözülmesi çok kolay olmadığını bütün dünya biliyor. Ama hiçbir şey imkansız değil. Er ya da geç mutlaka barış gelecektir diye düşünüyorum. Tabii bu yapılan son zamanlardaki gerçekten insanlığa çok rahatsız eden, insanların vicdanını kanatan saldırılar, özellikle ölçüsüz, sivil ve kadın ve çocuklara yönelik yapılan saldırılar bütün dünya kamuoyunda tepki çekmektedir. Bu nedenle burada bu gelişmelerin göz önüne alınıp özellikle Birleşmiş Milletler'in kendi üzerine düşen barış görevini yerine getirmek üzerine ve ateşkes ilan etmesi, derhal ateşkes ilan etmesi ve tarafları bir masa etrafında toplayıp çözüme yönelik süreci tekrar aktif hale getirmesi gerekir diye düşünüyorum. Başta Orta Doğu olmak üzere sizce tüm dünya sessiz mi kalıyor? Şimdi ben tüm dünya sessiz kalıyor diyemem. Tabii ki önemli tepkiler de var. Bazı devlet başkanlarının Filistin'e yönelik destek mesajları var. Bunlar çok önemli şeyler. Sivil toplum örgütlerinin tepkiler var ama daha net tepkilerin verilmesi lazım. Daha somut tepkilerin verilmesi lazım. Uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli bütün adımların atılması lazım. Aksi takdirde bu tarz yaklaşımlar dünyada keyfiyetin daha çok önünü açacak ve herkesin uluslararası hukuka riayet etmesi ilkesi açık bir şekilde ihlal edilmiş olacak. Bu da bakıldığı zaman dünyanın geleceği, barışı ve güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Peki sizin de bildiğiniz gibi bu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılama yetkisini İsrail kabul etmedi, altına imza atmadı. Nasıl devam edecek yargılama süreci? Şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi adı üstünde olduğu gibi uluslararası hukuku ilgilendiren, özellikle savaş suçları, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve saldırı suçlarına yönelik dünyada bu tarz hamlelerde bulunan insanlara caydırıcı olması açısından, yaptırım uygulanması açısından kurulmuş bir mahkemedir. Evet. Roma statüsüne göre kurulan bu mahkemenin dünyanın geleceği, barışı ve güvenliği açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar İsrail bu mahkemenin yargı yetkisinin altına imzasını atmış değilse de daha önce Sudan devlet başkanı hakkında çıkartılan tutuklama kararında olduğu gibi üye olmadığı halde yargı yetkimde diyerek müdahale etmiştir ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama kararı çıkartmıştır. Myanmar'da Müslümanlara karşı yine yaşanan olaylar sebebiyle de reysen soruşturma başlatmıştır. Dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin reysen soruşturma ve bu noktada gerçekten insanlara karşı işlenen suçlarla hareket etme ve karar verme yetisine sahip olduğunu düşünüyorum. Nitekim bu noktada da bir takım gelişmeler yaşanıyor. Bunun daha da somut hale gelmesi için biz de bu adımı atmış bulunmaktayız. Peki sizin davayı açmanızdaki temel sebep ne? Şimdi davayı, ya da amacınız ne? Evet, davayı açmamdaki tabii ki temel sebep dünyaya bu noktada çok net bir mesaj vermek. Dünyanın güvenliği, gelecek açısından gelecek nesillere barış içerisinde dolu bir dünya, insanların bu noktada önlerine uluslararası hukukun caydırıcı gücünü ortaya koymak açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Öncelikle açtığınız dava için aslında biz bireysel olarak da bir şeyler yapmak zorundayız. Hepimize düşen görevler var çünkü masum çocuklar ölüyor orada. Umarız en kısa sürede savaş sona erer. Bir daha savaşlar olmaz dünyamızda. Tek temennimiz, umudumuz bu. Evet, ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Gerçekten dünyamızın savaşlara değil, barışlara ihtiyacı var. Maalesef etrafımızda birçok savaş yaşanmaktadır.
dünyanın kendisine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Daha çok barışçıl bir dünya için hepimizin daha çok çalışması ve birlikte hareket etmesinde çok büyük fayda görüyorum. İnşallah gelecek nesillere hep birlikte güvenli ve barış içerisinde dolu bir dünya armağan ederiz. İnşallah. Çok teşekkürler.